Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ortalama 5700 TL bütçede almaya değer gördüğüm en iyi fiyat performans hazır sistem tavsiyesi yapacağım. Yakın zamanda sistem toplamayı düşünen arkadaşlarım varsa eğer bu sistemi gerçekten almanı tavsiye ediyorum. Verdiğiniz paranın hakkını alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Aynı zamanda bu sistemin üzerine birkaç iyileştirme yaparak fiyat performans noktasında daha da alınabilir hale getireceğiz. Tabi dileyen arkadaşlar bütçesi el verdiği şekilde bize sunulan değiştirme seçenekleriyle istediği gibi sisteme takviye yapabilir. Tavsiye almak isteyenler varsa yorum yazabilir, yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar bu hazır sistem ile şu an günümüz oyunlarını 1080p çözünürlükte çok rahat drop ve darboğaz olmadan ayarları kısmadan rahat rahat oynayacağız. Şimdi bu hazır sistemi özelleştirmeye geçelim. İlk olarak işlemci ile başlayalım. Bu sistemde bizlere halihazırda 3500X işlemci geliyor. Ben tercihimi bütçeyi aşağı çekerek 3100'den yana kullandım. 5700 TL bütçede sistem olması için Ryzen 3 3100 bizim için en ideal seçim olarak duruyor. Tabi bütçesi olan arkadaşlar dilerse 3600 de alabilir. 3500 ve 3500X işlemcileri 6 gerçek 6 thread yapıda olduğu için tercih etmek istemedim. 3100 model işlemcisinden genel olarak bahsetmek gerekirse 4 gerçek 8 izlek yapıda olup 7 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmişti. 65 watt düşük güç tüketim değeri, 3.6 temel frekans hızından Turbo Boost ile 3.9 GHz hızına çıkabiliyor. Kutu içerisinden stop fanla birlikte geliyor. Bu bağlamda fan almanıza gerek kalmayacak. Gerçekten şu an RTX 2060 dahil 6 birçok kartı besleyecek orta segment sistemler için çok ideal bir işlemci. Geçelim sistemin diğer partisi olan anakartı. Bu hazır sistemde seçili olarak gelen Asus Prime B450M model anakartı 63 lira gibi bir fark ile Asus B450M TUF Plus modeli ile değiştirmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü fiyat performans olarak daha iyi bir konumda yer alıyor ve sunmuş olduğu bazı özellikler bakımından daha avantajlı bir seçim olacak. Özellikle sistemimiz bir oyuncu bilgisayarı olacağı için bu anakart oyuncular için bazı özelliklerden yararlanma fırsatı sunuyor. TUF bobinler, kapasitörler ve MOSFET'ler bu anakartın kilit noktaları ve B450M modelini ayıran başlıca özellikler. Ses için analog ve dijital ses bölgelerini ayıran ses kalkanı bulunuyor. Bu özellik çoklu katmanlı kesintileri azaltıyor. Ayrıca ses sinyallerinin kalitesini korumak için ayrı katmanlara sahip. Böylelikle daha iyi bir ses kalitesi sunuyor. TUF Gaming ses kalkanı ile de bunlar desteklenmiş durumda. Ayrıca DTS Custom yazılım ile ses tekniklerini kullanarak dilediğiniz gibi ses oluşturabilirsiniz. İsterseniz de hiç özel ayarlarla uğraşmayıp oyunlara göre 3 farklı varsayılan ayarlardan birisini kullanabilirsiniz. Bir diğer avantajı MOSFET soğutucuların bulunması. Çünkü işlemcinin çarpan kilidi açık ve hız aşıtma yapabiliyorsunuz. Hız aşıtma yapabilmek için ekstra yüksek voltaj değerleri vermemiz gerekiyor çoğu durumda. Bu görevi de işlemcinin hemen yanında bulunan MOSFET'ler üstleniyor. İşlemciye kararlı stabil güç sağlayabilmesi ve uzun ömürlü olması için serin çalışmasına yani soğutulmasına ihtiyacı var. Bu soğutma da pasif MOSFET soğutucusu ile gerçekleşiyor. Böylelikle güç besleme bölümleri daha dayanıklı oluyor ve uzun vadede önümüz açıyor. Son olarak RGB LED ve kutu içeriğine değinmek istiyorum arkadaşlar. Birçoğumuzun sevdiği RGB ışıklandırma B450M modelinin aksine bu anakartta bulunuyor. Aura Scenic yazılımı ile dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Sınırsız renk, desen, hatta aydınlatmayı, müziğe, oyun içi harekete veya CPU, GPU sıcaklığına bağlayabiliyorsunuz. Kozmetik olarak bir avantaj diyebiliriz. Kutu içerisinde ise ekstradan Asus TUF oyuncu logoları, TUF sertifika kartı ve TUF desenli arka bracket çıkıyor. Yani hoşunuza gidecek içeriklerden diyebilirim arkadaşlar. Teknik özelliklere değinecek olursak 4 adet RAM yuvası bulunuyor ve takacağımız RAM'ler çift kanal şekilde çalışıyor. 4400 MHz RAM desteği sunuyor ve maksimum 128 GB'a kadar RAM takabiliyoruz. 2 adet PCI X16 yuvası, 1 adet PCI X1 ve 1 adet M.2 SSD yuvası mevcut. Ses yongası olarak da Realtek ALC887 kullanılmış. Arka portlara gelecek olursak 1 adet DVI, 1 adet HDMI, 1 adet LAN portu, 1 adet USB 3.2 Gen 2 tip A, 1 adet USB 3.2 Gen 1 mavi USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 mavi, 2 adet USB 2.0 ve 2 adet ses çıkışları bulunuyor. Geçelim ekran kartına. Bu sistemle birlikte Asus Ponix GTX 1660 Super modeli geliyor. Burada değişiklik için listede uygun gördüğüm bir alternatif model bulunmuyor. O yüzden şu an en mantıklı seçim bu model görünüyor. Bu kart 1080p için biçilmiş kaftan diyebilirim. Ultra ayarlarda birçok oyunu 60 FPS üstü rahatlıkla oynatabilecek. Fiyat performans GPU'lardan birisi arkadaşlar. 6 GB GDDR6 belleğe ve 192 bit bellek band genişliğine sahip, aynı zamanda uzun ömür vaat ediyor. Önümüzdeki yıllarda da yine performansından pek fazla ödün vermeyerek yüksek ayarlarda yüksek performans elde edebilir. Burada kullandığımız Asus Ponix modeline değinmek gerekirse siyah beyaz teması, büyük tek fanlı ve kompakt yapısı ile dikkat çekiyor. Böyle bir kart için olmazsa olmaz ve üst modellerde görünen bazı teknolojiler kullanılması oldukça hoş olmuş. Bunlar IP5X toz direnci, çift bilyalı fan yatakları ve Auto Extreme teknolojisi gibi. IP5X toz direnci teknolojisi fanın tozlanmasını ve parçacık girmesini azaltıyor ve geciktiriyor. Wing Blade tasarımı ile daha iyi hava akımı sağlanıyor. Aynı zamanda fanın çift rulmanlı olması iki kat ömür biçiyor. Auto Extreme
sistemlerim sayesinde elde edemeden hassas üretim sallanıyor arkadaşlar. Gelelim RAM'lere. Bu sistemde Corsair Vengeance NPX 8 GB 3000 MHz Xeon 16 RAM ile birlikte geliyor. 8 GB RAM hem günümüz oyunları hem de böyle bir sistem için yetersiz kalacağından dolayı aynı modülden bir tane de almamız adına açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. Özelleştirme bölümünde böyle bir seçenek bulunmadığı için bu yola başvuruyoruz maalesef. Listedeki RAM'ler oldukça pahalı ve sistemin fiyat performans dengesini bozuyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Sistemi kurduktan sonra BIOS'tan RAM ayarlarını kolaylıkla 3200 MHz'e çekebilirsiniz. Eğer bu ayarı yapamıyorsanız rehber videomu açıklama kısmında paylaşıyorum arkadaşlar. O rehberden faydalanarak yapabilirsiniz. Gelelim depolama birimine. Bu sistemde 480 GB Adata SU630 SSD kullanılmış. Bu SSD'yi önermiyorum arkadaşlar. Zira bazı kronik sorunları mevcut. Forumlarda aratırsanız bu model ile ilgili pek çok soruna rastlayabilirsiniz. Bu sorunların başında sistemde takılmalar, yavaşlamalar, düşük dosya aktarımızı, boot etmeme gibi bazı sorunlar yaşanabiliyor. O yüzden bir bileşiğini almadan önce iyice araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada VD Green 480 GB SSD uygun gördüm bu sistem için. Okuma yazma hızı SU630 modeline göre biraz daha yüksek. 3 yıl garantisi bulunuyor. 23 lira fazla ödeyerek tavsiyem bu SSD olur arkadaşlar. Ve son olarak kasa ve power supply'e geçelim arkadaşlar. Kasa olarak Genpower 550 W 80 Plus bronz kullanılmış. RGB LED ön bar ile keskin hatlara sahip bu kasa eşsiz bir görüntü sunuyor. Temperli camı sayesinde darbeye ve çizmeye dayanıklı. Geniş iş hacmi ve havalandırma kanalları sayesinde iyi bir hava akışı sunacaktır arkadaşlar. 1 adet dahil 12 santim egzoz fanla birlikte geliyor. 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0 mikrofon kulaklık girişi, RGB kontrolcüsü bulunuyor. Son olarak içerisinden 550 W 80 Plus bronz sertifikalı power supply bulunuyor. Şimdi bu sistemi 1080p çözünürlükte ultra görüntü kalitesine vermiş olduğu FPS değerlerini yapımdan görelim. Evet arkadaşlar, bir adet tavsiye hazır sistemimiz bu şekildeydi. Açıklamaya bu sisteme uygun 2 adet, birisi 75 Hz, diğeri 144 Hz olmak üzere tavsiye monitörlerini satın alma linklerini bırakıyorum. Bütçeniz doğrultusunda satın alabilirsiniz. Bana destek olmak isteyen arkadaşlarım varsa kanalıma abone olup bildirimleri açması en büyük destek olacak. Bu sistemi satın alacak arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun. Yeni bir tavsiye hazır sistem videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.